Merhabalar hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere yine BİM'den aldığım bu renkli batik ipimli güzel bir model göstereceğim. Renkli çok güzel, bakın şöyle renklerini de göstermek istiyorum. Ben çok beğenerek aldım. Çok seviyorum bu tonları, hele de böyle renkli ipleri daha çok seviyorum ben. Yine göstereceğim model, yani renk geçişlerini görmeniz için yine renkli ip tercih ettim. Umarım sizler de bu göstereceğim modeli beğenirsiniz. Tığımı şöyle bugün 4 numara kullanacağım. Yani ip biraz kalın çünkü. Eğer dediğimiz gibi tığımız kalın gelirse değiştiririz hanımlar. Şimdi hazırsak modelimizin yapımına geçebiliriz. Umarım güzel bir model olur. Yani ben çok beğendim modeli. Bu iple de güzel duracağını düşünüyorum. İlk olarak bir miktar zincir çekiyoruz. Zincirlerimizin herhangi bir sayısı yok. Yapmak istediğiniz modele göre çekebilirsiniz. Ben model göstereceğim için çok fazla bir zincir çekmeyeceğim. Evet hanımlar, zincirlerimizi tamamlayalım. Tekrar görüşelim. Evet, bu kadar zincir yeterli olur diye düşünüyorum ben. Şimdi burada yapacağımız şey, burada elimi koyduktan sonra 7 tane daha zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yeri belirgin zaten. Tığımı sarıyorum. Bakın bu belirginleştirdiğim zinciri şöyle. Zincirlerimi biraz bol çekmişim. Batarak ikili bir trabzan yapıyorum. Daha sonra hanımlar tığımızı sararak, bakın tığımı sardım. Batıyorum. Şöyle tek seferde çıkıyorum. Tığımı sarıyorum. Bakın sıradaki zincire batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Sıradaki zincire batacağım. Bakın tığımı sardım. Öncelikle batıyoruz. Tek seferde çıkıyoruz. Sarıyoruz tığımızı. Batıyoruz. Tek seferde çıkıyoruz. Bakın sardık. Sıradaki zincire batıyoruz. Tek seferde çıkıyoruz. Yani yarım trabzan yapmış oluyoruz. Sarıyoruz tığımızı, bakın. Batıyoruz. Şöyle tek seferde çıkıyoruz. Batıyoruz. Tek seferde battık. Yine aynı şekilde şöyle batalım. Söylediğim gibi tığım biraz kalın. Ucu 4 numara bir tığ çünkü. Modelimiz, yani bu sırası bu şekilde. Sıra sonuna kadar tığımızı sarıp tek seferde çıkıyoruz bütün zincirlere. Tamamlayalım, tekrar görüşelim. Evet hanımlar, bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Şurada birkaç tane zincir bırakacağım. Yani önemli değil. Daha sonra onu koparabiliyoruz. Yani kesebiliyoruz. Şimdi burada iki zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Sıradaki bütün battığımız, hani yaptığımız trabzanlar üzerine birer tane bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Bakın hepsini, bakın batarak tepelerine sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sık iğnelerimizi de tamamlayalım. Ben bu modeli daha önce sizlere gösterdim fakat gösterdiğim ip tonu çok koyuydu bence. Yani çok güzel durdu. Gerçekten çok beğendim o modeli. Ben çok yakıştırdım. Fakat hani belki koyu renkte battığım yani yerleri görememiş olabilirsiniz diye bu yeni aldığım batik açık renkli ipimle tekrar denemek istedim. Yani tekrar göstermek istedim. Çünkü bazen hani koyu kalmış olabilir. Ya ben kendi açımdan hani güzel olduğunu düşünüyorum. Fakat hani sizlerin de düşüncelerini bilemeyebilirim. O yüzden bir de böyle açık renkli denemiş olalım ki hani renk farkı da bazen, hani ip renkleri de bazen modeli etkileyebiliyor diye düşünüyorum ben. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Evet, şöyle gösterelim. Sık iğnelerimizi de tamamladık. Şimdi modelimize 3 tane zincir çekiyorum. Bakın
İlk olarak birinci, bakın altına gelene değil, çünkü burada köşe trabzanımız olduğu için hemen yanındaki ilkine batıyorum, kapatıyorum, tığımı sarıyorum. Bakın, bakın battığıma değil, hemen yanındakini. Yani şöyle bir tane atlıyoruz, ikinciye şöyle batıyorum. Bakın, iki seferde çıkıyorum, hemen bakın yanındakine kapatıyorum, tığımı sarıyorum. Yine aynı şekilde bakın bir tane atlıyoruz, ikincinin arkasından şöyle geçiriyoruz, geçirdik, bakın şöyle iki seferde çıkıyoruz, hemen bakın birinciye değil ikinci boşluğa kapatıyoruz, tığımızı sarıyoruz. Yine bakın bir tane atlıyoruz, şöyle ikincinin arkasından şöyle geçirip alıyoruz. Bakın şöyle önce ikili olarak çıkarıyoruz. Daha sonra bakın birinciye değil hemen ikinciye, yani bir tane atlıyoruz boşluk, ikinciye batıyoruz. Tığımızı sarıyoruz. Yine aynı şekilde bakın bir tane atlıyorum, ikincinin arkasından geçiriyorum, iki seferde çıkarıyorum. Yine bakın bir tane atlıyoruz hemen yanındakini, ikinciye dediğim gibi batıyoruz. Daha sonra tığımızı sarıyoruz. Yine aynı şekilde bakın. Bir tane atlıyoruz, ikincinin arkasından geçiriyoruz, çıkarıyoruz ve ikili bir trabzan olarak çıkarıyoruz. Daha sonra bakın bir tane atlıyoruz, ikinciye batıyoruz, sarıyoruz tığımızı. Yine bakın bir tane atlıyoruz, ikincinin arkasından geçiriyoruz. Yani renkli iple açık renkli iple yapmamız bence de çok güzel oldu. Daha net en azından şu an. Evet, bakın tığımızı sardık. Yine aynı şekilde bakın bir tane atlıyoruz, ikincinin arkasından geçiriyoruz, İkili olarak çıktık. Bir tane atlıyorum, bakın ikinciye batıyorum. Yani bunu buraya sabitliyorum. Tığımızı sarıyoruz. Bakın yine bir tane atladım, ikincinin arkasından geçirdim, yine ikili olarak trabzanımı çıktım. Bir tane atlıyorum, ikinciye batıyorum. Bakın sardık, bir tane atladık, ikincinin arkasından geçirdik. Tekrar yapalım. Bazen elimden çıkabiliyor hanımlar. Evet, bir tane atlıyoruz, ikinciye şöyle gösterelim, kapatıyoruz. Bakın gösterelim, bu şekilde bir kabartma bir boşluk, bir kabartma bir boşluk şeklinde bu şekilde devam ediyoruz, sona kadar gelelim. Evet, sona geldik. Şöyle gösterelim, bakın bir kabartma bir boşluk şeklinde, arkası bu şekilde. Arkası çok önemli değil, bizim için önü önemli. Şimdi burada yapacağımız, İki tane zincirimi çekiyorum, modelimi çeviriyorum. Şimdi ise en altta olduğu gibi, yani bütün sık iğnelere, yani trabzanlara sık iğne yapıyoruz, biliyorsunuz. Bakın bu şekilde bütün, şöyle gösterelim, trabzana denk gelen, yani altta gördüğünüz gibi trabzan sık iğne olarak devam ettiğimiz yerlere yine aynı şekilde sık iğne yapıyoruz. Bakın yine bu şekilde bütün batmamız gereken yerlere sık iğnelerimizi yapıyoruz, gördüğünüz gibi hanımlar. Bu şekilde, yani modelimiz tamamen sık iğne üzerine diyebiliriz. Yani çoğunlukla her katta bir sıra mutlaka sık iğne yapıyoruz, oldukça kullanacağız yani sık iğneyi. Güzel bir model olacak, bu konuda bana güvenebilirsiniz. Evet, bakın batmamız gereken bütün yerlerimize sık iğnelerimizi yapıyoruz, bu şekilde sona kadar gelelim. Evet, şöyle gösterelim, bakın sık iğnelerimizi de yaptık. Yine aynı şekilde 3 tane zincirimizi çektik. Bakın
tığımızı sarmıyoruz. Pardon. Yine aynı şekilde ilkine değil, bunun üzerine biliyorsunuz ki kenar trabzanımız geldiği için ikinciye batıyorum hemen. Tığımı sarıyorum. Bu sefer arkadaşlar biliyorsunuz kabartmalar zaten belli, görüyorsunuz. Bakın bu kabartmanın hemen şöyle içinden geçiriyorum, arkasından yani aynı şekilde şöyle ikili olarak trabzanımı çıkarıyorum. Yine aynı şekilde bakın bir tane atlıyorum, hemen ikinciye batıp bunu kapatıyorum. Tığımı sarıyorum, bakın yine kabartmaya denk geldi. Kabartmanın arkasından geçirdik. Çıkarıyoruz. İkili olarak çıktık hanımlar. Hemen yine bakın bir tane atlıyorum, ikinciye kapatıyorum. Tığımı sarıyorum, bakın yine kabartmaya geliyoruz. Kabartmanın arkasından geçiriyoruz. Çıktık, hemen bir tane atlıyoruz, söylemiştik, ikinciye batıyoruz. Ve buraya sık iğneyle bunu kapatıyoruz. Sardık, yine kabartmanın arkasından geçirdik. Bakın ikili çıktık. Bir tane atlıyoruz, ikinciye batıyoruz. Kapattık, sardık tığımızı, yine bakın arkasından geçiriyoruz. Modelimiz tamamen bunun üzerine hanımlar. Yani bir sıra böyle kabartmanın arkasından geçiriyoruz. Bir tane sık iğne atlayıp ikinciye batıyoruz. Bakın bir tane atlıyoruz, ikinciye batarak kapatıyoruz. Daha sonra üst sıraya geçtiğimizde de tamamen sık iğne ile devam ediyoruz. Sonra yine tekrar aynı bu şekilde iki sıra üzerinde model değişiyor sadece. Bakın. Tamamen bu şekilde modelimiz. Biraz yavaş ilerleyen bir model. Hani seri ilerlemiyor. Yani ağır ilerliyor, onu söyleyelim öncelikle. Ama çok güzel oluyor bittiği zaman. Çok ağır bir model duruşu var. Hani öyle çok böyle kolay bir model gibi durmuyor bittiği zaman. Ama aslında kolay yapılıyor. Fakat duruşu kolay durmuyor. Öyle söyleyeyim. Bu şekilde yapıyoruz işte hanımlar. İplerimizle de bence güzel oldu bu şekilde. Daha açık bir ip olmuş oldu renk olarak. Umarım beğenmişsinizdir. Sonra da yaklaştık. Tamamen söylediğim gibi bu şekilde hanımlar modelimiz. Gösterelim şöyle. Şu an tabii ne demek istediğimiz belki çok fazla anlaşılmamış olabilir. Ama modelimizi biraz daha büyüttüğümüz zaman tam anlamıyla göreceksiniz. Ben modelimi biraz daha büyüteceğim. Sizlere tekrar göstereceğim hanımlar. Evet hanımlar. Bakın şöyle modelimi büyüttüm. Şöyle göstereyim bakın. Ben bu modeli daha önce sizlere evet gösterdim. Belki hatırlayan olur. Fakat o zaman daha koyuydu ip tonları. Belki battığım yerleri, belki şu farklılıkları fark edememişsinizdir diye. Bakın daha açık renkle gösterdim ve çok hoş oldu bence. Güzel bir model. Biraz yavaş ilerleyen bir model açıkçası. Hani çok hızlı ilerlemiyor. Daha önce de söylemiştim. Bundan yelek yapabilirsiniz ya da ne bileyim... Hırka yapabilirsiniz. Daha çok hırkaya yakışır diye düşünmüştüm ama yelek de yapabilirsiniz. Yani sizin tercihinize kalmış. Modelim bu şekilde hanımlar. Videomu beğendiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz mutlaka ama mutlaka abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.